Sayın Genel Başkanım, bildiğiniz gibi Taliban Kabil'i ele geçirdi. Bir yoğun bir Afgan göçü söz konusu. Sizce bunun Türkiye için sonuçları ne olur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin göçmen politikası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü iktidarının göçmen politikası diye bir politikası yok. Ve dünyadan haberleri yok ya da gariban insanlar üzerinden ne diyeyim adına salakça bir politika izleniyor. Tekrar söylüyorum. Yani dış politikada eğer burayı bir artı değer olarak kullanmak amaçlıysa bu kapıların aldır uldur açılması, bundan daha ahmakça, daha salakça bir eylem olamaz. Şimdi bir bu. Baştan aşağı Suriyeli mevzundan itibaren yanlış. İkincisi, bakın 4 ile 5 milyon civarında şey olduğu, Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor bu ülkede. Biz o gelen insanlara düşmanlık edemeyiz. Ama başka bir şeyi söyleyeyim. 65 milyar dolar para harcandı deniliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Türkiye'de 83 veya 84 milyon değişik kanaatler var. Hadi o 83 milyon diyelim. Bir arkadaşıma hesaplattırdım, bu 65 milyar dolar nasıl yansırdı size? Adam başı her aileye bu pandemide 800 dolar verilebilirdi. Tekrar söyleyeyim, adam başı her aileye, yani kişi başına 800 dolar para ve şeysiz hibe verilebilirdi. 65 milyar doların karşılığı. Şimdi tamam mı? Bunu da koyduk bir kenara. Hadi onu burada bıraktık. Diyelim öbür, şimdi geldik Afgan meselesine. Ben Sayın Erdoğan'ın bu konuda kafasının dehşet derecede karışık olduğunu düşünüyorum. Bir, gelsinler Taliban'la aramızda büyük düşünce farkı yok diyor. Diğer taraftan duvar öreceğiz diyor. Şimdi anlaşılıyor ki Biden'la o özel görüşmede kimsenin bizim dışişleri mensuplarımızın bulunmadığı o görüşmede bazı şeyler konuşulmuş. Şimdi basına sizler aracılığıyla benim gördüğüm, basına yansıyan bilgimiz yoktur. Yansıyan ne? Biden diyor ki alın bunları. Bunlar zamanında bizimle bizden yana tavır koydular. An itibariyle Taliban bunları asar keser. Niye Biden almıyor kardeşim bunları? Niye Biden çok yakınında, çok dost bir ülkede tutup onları memleketine getirmiyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmiyor da bize geliyor? Şimdi bu konuda, hele şimdi Taliban'ın Kabil'e kadar girdikten sonraki fasılda bu görüşmenin de gerçekten böyle olup olmadığını Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı açıklamak zorundadır. Türkiye bir göçmen hendeyi olmuştur. Bu iktidarın bilerek teamüden yaptığı bir iştir. Şimdi göçmenlerin, var olan göçmenlerle dövüşmek yerine bu iktidarın yanlışlığı üzerinde, bu konudaki yanlışlığı üzerinde durmak gerekiyor. Afganların gelişini durdurulması lazım. İran'da durdurulması lazım. Sınırların yol geçen anı olmaktan çıkarılması lazım. Suriye'nin yöneticileriyle derhal anlaşıp Suriye'den Türkiye'ye gelmiş olan o insanların memleketlerine can güvenliklerini sağlamak kaydıyla, yani ne demek istiyorum, Beşer Esad'la anlaşıp onların da can güvenliklerinin garantörü olarak bu insanları ülkelerine, memleketlerine, vatanlarına huzur içinde, barış içerisinde arıza çıkarmadan gönderilmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye'de işsizliğin faturası bu insanlara çıkıyor. Çünkü bir kısım iş sahipleri köle gibi göçmen çalıştırıyor. Doğru mu? Sigortasız, şusuz, busuz. Onun karşılığı sigortayla çalışan Türk vatandaşları işsiz kalıyor. Bakın kaç türlü şey. Kriminal mevzular var. Oradan problemler var. Haksız rekabetten kaynaklanan problemler var. Bütün bu problemlerin yanında bir de demografinin, Türkiye'nin demografisinin değişmesine dair endişeler var. Bu endişeyi taşıyanlardan biri de benim.
Ama bunu akılla, mantıkla, vicdanla bu problemi ülkelerine gönderilmek kaydıyla çözmek lazım. Yani trenlere doldurup insanları göndermekten söz etmiyorum. Bu insanları o ülkenin, yani Suriye'nin yöneticileriyle anlaşıp garantörü olup memleketlerine huzur içinde yaşamaya göndermek gerekiyor. Afgan göçünün mutlaka önüne geçilmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Ülkeden içeri girdikten sonra ayrı problem. Bakın çok vahim işler var. Ya hepiniz görüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Kamyon arkasında insanlar yolda döke döke gidiliyor. Bu sınırların açık olduğu anlamına gelir. Behemihal sınır güvenliğinin sağlanması lazım. Merhaba, işletmeci siz misiniz? Nasılsınız? Sayın Güne başlarım. İyiyim, sağ ol. Önce bir ne yapıldığına bakayım, rastgele giriyoruz. Efendim, medikal. Çok memnun oldum. Yaz merkezimiz var. Pandemiden sonra şeyler açılıyor. Yani o dönemi de öğrendim sizden. Bu kararlar hafifletildi, edildi. Şimdi işlerinizde bir şey var mı? Hareketlenme, durum ne? Bizim yani pandemiden en az etkilenen sektörlerden evet. birisi biz olduk. Evet. Ama yani çok müthiş zam evet. olayı var. Yani artık daha insanlara utanıyoruz bir şey söyleyelim. O derece. Çünkü yani. Tabii evet. yani 4000 liraya aldığım cihazı işte 4200-4300'e satıyorum. Evet. Hasta buradan çıkıyor ama hemen akabinde aynı firmaya sipariş veriyorum. Belki 1000 lira daha fazlasını alıyorum. Of. Yani böyle bir durum söz konusu. Evet. Sizin de yani bir kutu tabii bir kutu eldiveni yani 20-30 liraya satıyorduk. Evet. Şimdi 60-70 lira bantlarında seyrediyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldin başkan. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Ben iyiyim de siz nasılsınız? Nasıl olacağız görüyorsunuz. Gittik, verdik, hiçbir şey yok. Bari. Çok acı çektiniz de onun çektik için. Yani çektik. Şimdi çektik abi. 4 kişi çalışıyoruz. Bir kişiye dükkanın sahibine 3000 lira bir para. Yani bir dükkan kimin üstündeyse 3000 lira. 3 kişi ne yiyecek burada? Biz mağdur olduk. Yani. Pandemiyle beraber kapanmalar olduğu için dolayısıyla kredi borcu olmayan yok. Şu ana herkesin kadar. Aşağı yukarı başka. Borcu olmayan, mal borcu olmayan yani mesela diyelim bunlardan satıyor, mal borcu olmayan yok. Böyle bir sistemin içinde esnafa dikkat çekmeye devam etmediğiniz takdirde unutulursunuz. Ben kendime iş edindim bu işi. Allah onun razı olsun. Geçinebiliyor musunuz? Hayır, kesinlikle. Şu an ev yapıyorum, evime giremedim. Bir buzdolabı aldım, parasını veremedim. 4300 lira, 4500 lira. Değil mi? Başkan Bey verecekti, o da vermedi. Kaldık şimdi baca başta. Para yok. Ben kaç çocuk ameliyat var? Ettiğim zaten. Ben eşimden ayrıyım. 3 tane çocuğum var ellerinden öper. Onlara da mı bakıyorsunuz? 3 oğlum benden. Kızım annesiyle İstanbul'da. Sultanbey'de şu an. Gel, eşiniz çalışıyor bir yerde. Vallahi o da ameliyat yani oldu. Var mı yani? O, yok, o da ameliyat oldu. Şimdi kızım da verdi benim akşamaya. Maaşım da kesiliyor. 400 milyon da öyle kesiliyor. Yani iyice ne mağdur oldu. İnanır mısın? Vallahi billahi. 56 yaşındayım, nalet ettim. Çocuğumdan bile nalet ettim, beni mahkemeye verdim. Ben bugün aşağı çevimde bak. Ben nasıl 2300 lirayla geçineceğim? Buzdolabı aldım, parasını veremiyorum. Rahmetli Mustafa Canlı'dan aldım, kardeşlerimden. E şimdi 1500 lira vereceğim, yok ki verem. Haftada ne kadar et alıyorsun? Ne eti ya, gördüğünüz yok. Ben nasıl et alayım ki? Çalışamayan adam nasıl et alır? 18 yaşındayım. Gümüşhane Maraş Alçakmak Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğrencisiyim, son sınıfım. Ben üniversite okumayı düşünmüyorum başkan. Ülkemizin niye? Bulunduğu durumlardan dolayı iş imkanı bulacağımı hiç zannetmiyorum. Ben pasaportumu çıkarttım, seneye Almanya'ya gideceğim başkan. İş için Almanya'ya gideceğim. Ülkemi, güzel vatanımı bırakıp Almanya'ya gideceğim. Ben şu an akşamları eve gittiğimde hesap kitap yapıyorum. 18 yaşındayım. Gelecek kaygısı yaşıyorum ve de her gün işe gidiyorum. Nerede çalışıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorum. Okurken çalışıyorum. Evet, şu anda okulumuz yok. Okullar biliyorum, başladığında oğlum, mola vereceğiz. Ama yani biz bunları hak edecek bir şey yaptık mı? Bizim bu yaşımızda eğlenme yaşımız, gezme yaşımız, dolaşma yaşımız değil mi? Şimdi bak şöyle bir anlaşma yapalım seninle. Buyurun başkan. Sen üniversite sınavlarını bir hazırlan. Ben senin velin olayım. Olsun. Hazırlan. Ondan sonra sınav sonrasında oturup konuşalım. Ama sana şu sözü veriyorum.
Bak birlikte bu işleri aşacağız biz. İnşallah. Sizle biz el ele verip bu işleri aşacağız. Ama senin özelinde, ben senin şu anda herkes şahit. Senin velin olayım. Sen bir hazırlan. Tamam mı? Sonra kazanıp sınav sonuçları ayrıca görüşelim. Ama ülkenden haklısın bu kadar umutsuz olmaya. %100 haklısın. Bu konuda hepimizin sorumluluğu var ama sana bak herkesin uzununda şu sözü veriyorum ben. Birlikte biz bu ülkeyi düzelteceğiz. İnşallah. O gençlerin geleceğiyle ilgili doğru adımları hep birlikte atacağız.